Kardeşler, Ertuğrul Bey'in bana verdiği vazifeden dönmekteyim. Lakin canım çok sıkkındır. Niye? Çünkü hiç kefere kesememişim. Ben de tez vakit obaya dönüp iki lokma yemek yemek derdindeyim. Kardeşler, tam o anda kulağıma bir ses gelmez mi? Allah dedim Bamsı. İşte istediğin kefere geliyor. Kardeşler, pusatıma davranıp çalıların arasına daldım. Hayırdır Allah? Dedim. Kardeş, meğer ağacın arkasındaki kefere değilmiş. Neymiş? Ayı. Ayıymış. Ayı. Neyse kardeşler, ben de dedim ki ha kefere ha ayı. Attım pusatları, birleştirdim elleri. Vur Allah'ım vur. Vur Allah'ım vur. Vur Allah'ım vur. Kardeşler, ayı kaçtı. İşte o gün bugündür Bamsı da Allah'ın ayısıdır. Hoş geldin Artuk Bey. Hoş bulduk bayım, sen de hoş geldin. Dermanımı getirdin mi? Getirdim, getirdim. Geç şöyle uzan hele. Thank you.
merhemi bacağındaki çıbana iyice bir sürelim. İyice yaraya bir işlesin. Yatmadan evvel de gelirsin, bu irini iyice bir akıtırız. Sabah da geri kalanını temizleriz. Hiçbir şey cin kalmaz. Ayağına derman gelir. Aleykümselam Bey. Neşeniz daim olsun. Amin beyim, amin. Eyvallah beyim. Doğan. Hayırdır, sessiz gördüm seni. Aşıktır beyim, aşık. Beyim, yorgunsundur. Lakin bayır bucaktan ozan misafirimiz vardır. Belki bize katılmak istersin. Hoş geldin kardeş. Hoş gördük beyim. Buyur. Duman çökmüş Kızıldağ'ın başına. Şehit düşmüş toprağına taşına. Bakmadılar akan gözün yaşına, avlayıp gittiler Türkmen dağını. 45 dağında düşmanlar dolaşır, dolaşır da Türkmenlere dalaşır. Ana, bacı şehidini ağlaşır, dağlayıp gittiler Türkmen dağını. Vurdular, sürdüler bizi obadan, güç versin bizlere ulu yaradan. Ölsek bile vazgeçmeyiz buradan, dağıtıp gittiler Türkmen dağını. Alparslan Süleyman Şah torunları, analar aslan doğurmuş bunları, bizim için feda edip canları, yurt edip gittiler Türkmen dağını. Türkmen oğlu, kesme umudu haktan, ecdat mirasıdır bu güzel vatan. Muzaffer olacak, muzaffer olacak ordu komutan. Tarihe yazalım, tarihe yazalım Türkmen dağını. Eyvallah. Eyvallah. Ağzına sağlık kardeş. Eyvallah beyim. Hayırdır geyikli? Beyim, Abdurrahman'dan haber vardır. Doğdu da Süleyman Şah'ın oğlu, Ertuğrul'un da ağabey. Ters bir damarına gelirsek, o damarı kesmek bana düşer. O vakit gözyaşı dökmeni istemem. Anlıyor musun beni? Biz Oğuz'un birliği için her şeyi yapmaya andiştik. Bunu sakın aklından çıkarma. Bugüne kadar senin için neleri göze aldığımı bilmez misin baba?
Bundan gayrı da neler yapabileceğimi bil o vakit. Kayınananı bekletmeyesin. Gonca Gül'ün nikahımı alsam da bazı geceler senin çadırında kalacağım. Haberin olsun. Yine dilini tutamaz. Kendine hakim olmazsan durum başka olur. Bilesin. Hayırdır beyim? Abdurrahman, Noyan'dan haber getirmiş. Sonra da benden şüphelenmez deyip yılanın inine geri dönmüş. O vakit Abdurrahman'ın başı büyük belada beyim. Noyan son oyununu oynadı. Onu öldürecek. Hemen öldürmeyeceğini çok iyi bilirim. Abdurrahman'ı öldürmenin tadını çıkaracaktır. Ne düşünürsünüz beyim? Gayrı vakit gelmiştir Artuk Bey. Noyan'a saldıracağız. Bu nasıl olacak peki? Noyan gayrı bu dağlarda tutunamayacağını, Türkmen obalarına saldıramayacağını anlayacak. Bismillahirrahmanirrahim. Eyvallah. Şükürler olsun Rabbime ki küçük sofram büyüdükçe büyüdü. Gelin kızlarımla, güvey oğullarımla şenlendi. İnşallah Ertuğrul'la Halime de soframızda bulunur. Sonra da Sungur Tekin. İnşallah ana, inşallah. İnşallah, inşallah. Ömrüm boyunca babamdan da atamdan da Kayı'nın yiğitlik hikayelerini işiterek büyüdüm. Böylesine mert, böylesine yiğit bir obaya kızımı gelin olarak vermek nasip oldu ya bana. Çok şükür, gözüm asla arkada kalmayacaktır. Gündoğdu Bey gibi bir yiğide kızım vardı ya. Ayrı bundan böyle benim bayramımdır. Eyvallah beyim, sağ olasın. Gökçe Hatun'la Tuğtekin'in mürüvvetini gördüğümüz gün de bizim için bayram olacak inşallah. Eyvallah abi, eyvallah. Yalnız bilesin ki beni tek mutlu eden Gökçe Hatun gibi güzeller güzeli bir kızı nikahıma almak değildir. Yüce Rabbim anamı benden vakitsiz aldı. Çok şükür ki
Gayri iki anam var artık. Moğol soysuzu iki abimi bizden aldı. Lakin yüce Rabbim bana iki abi verdi. Gündoğdu Bey'imle Ertuğrul Bey'im. Eyvallah. Görürüm ki dünün acıları ve hataları bugünün umutlarını büyütmektedir. Yarının kudretli ayak seslerini duyar gibiyim. Her iki obanın gücünün nelere kadir olacağını hep beraber göreceğiz inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah. Ya bir otur oturdun yere gayrı. Nevrim döndü sana bakmaktan. Ben oturduğum yeri mi bilirim? Noyan Abdurrahman'la kim bilir neler edeceği? Kapat şu şom ağzını. Beyim Abdurrahman'ı kurda kuşa emetmez. Ben bunu bilir bunu söylerim. Bir hal çaresini bulur evelallah. Biraz yorgunum. Müsaadenizi istesem, belki babamla konuşacaklarınız vardır. Tabii kızım, git dinlen. Ben otağa kadar eşlik edeyim. Senelerdir sarayda sultanımıza hizmet etmekteydim. Gözüm vazifemden başka bir şey görmez olmuştu. Gözümün önünde büyüyüp serpilen kızımı bile fark edememişim. Obaya döndüğümde bir de baktım ki kızım büyümüş, serpilmiş, kocaman gelinlik kız olmuş. Buna alışmam hiç kolay olmayacak. Neyse benimki bir babanın münasebetsiz lakırdıları işte. Goncagül sizinle birlikte göç ederse yapayalnız kalacağım. Her vakit otağımızda yeriniz vardır Gümüştekin Bey'im. Obaya geldiğinizde sizden nefret eder olmuştuk. Lakin şimdi de akraba olduk. Artık aileden birisiniz siz de. Eyvallah. O sizin gönlünüzün yüceliğindendir Hayme Hatun. Eyvallah. Hem belki kayıların başına gelen bu felaket iki obanın birleşmesi için hayırlı olmuştur. Her sözünüzde kayının ve dodurganın bir araya gelmesine dem vurursunuz. Gümüştekin Bey'im, biz kış için kader birliği ettik. Bu kardeşliği gözünüzde fazla büyütmeyin. Oğuzların en yiğit alplerinin olduğu iki obayız. Birlikteliğimiz neden daim olmasın Hayme Hatun? Moğol zulmünün getirdiği bu kader birliği kim bilir belki bizi uç beyliğine taşıyacak hayırlı bir kısmet olur. Selçuklu devletine
Sultanımız Alaaddin'e bağlı bir uç beyliği dersiniz. Değil mi Gümüştekin Bey'im? Elbette Hayma Hatun. Elbette. Kayının gücü kimseye eyvallah etmemesinden gelir. Ola ki kim bu ham hayalin peşinden gider? Kimlere eyvallah dediğini şimdiden görür gibiyim. Doğdu Bey'im. Buyur Goncagül abi. Sizin gibi bir yiğidi karşıma çıkardığı için yüce Allah'a şükrederim, bilesiniz. Ben de senin gibi halden anlayan, dilinin ayarı olan bir kadın çıkardığı için şükrederim. Sen de sağ olasın. Allah rahatlık versin beyim. Sana da. Allah'ım, Allah'ım,
beni de o aşırı davranışlarından koru. Hocam ben... Gölgenle bile kavga edersin hatun. Ben sana ne diyeyim? Allah akıl fikir versin sana. Herkes gitti ana. Gitti evlat. Gökçe de yattı. Gel otur hele şöyle. Ana de bakalım. Dünürünle gelinini iyice tartıp biçtin mi? Gümüştekin Selçuklu Sarayı'nda önemli makamlara gelmiş itibarlı biri. Bize olan saygısı da yerli yerinde. Gonca Gül kızımın terbiyesi de beni fazlasıyla memnun eder. Bir ana da oğlu için daha fazla ne ister değil mi? Eyvallah ana. Lakin... Gümüştekin sarayın havasını fazlaca koklamış biri. Halep'te gördük. O sarayın kiripası insanın gözüne perde gibi iner de görmesi gereken şeyleri görmez. Senin gözlerin de her daim açık olsun. Ertuğrul. Hoş geldin oğlum. Hoş gördük ana. Hoş geldin kardeşim. Hoş gördük abi. Oğul yorgun görünürsün. Karnın aç mı? Bir şeyler hazırlayayım hemen. Yok ana. Size diyeceklerim vardır. Oturun hele. Noyan, Abdurrahman'ı kullanıp bize tuzak kurmak ister. Abdurrahman'ı öğrendi mi? Sen de onu kendi tuzağıyla vurmak istersin. Gayrı kanadı kırık kuş gibi kaçmak yoktur ağabey. Ne edeceğiz? Gayrı dilde söz, yürekte sabır kalmamıştır. Dilin kesemediğini kılıçla keselim derim. Gayrı cenk vaktidir derim. Yani Noyan'ın karargahına saldıralım mı dersin? Sen ne dersin Gündoğdu? Kardeşim doğruyu söyler. Belli ki Noyan'ı iki koldan birden vurmak ister. Hem kurduğu tuzaklarla hem de karargahıyla. Öyle derim ağabey. O vakit bir an evvel beylerle konuşup ikna edelim. İkna edelim ki iki oba bir olduğunda neler yapabileceğimizi cümle aleme gösterelim. Thank you.
sana Öge Dayı'nın kuracağı Cihan Hanlığı'nda şerefli bir komutan olma fırsatı verdim. Sana Cihan'ın tüm nimetlerini altın tepside sundum. Sen ne yaptın? Bana ihanet ettin. Abdurrahman. Bana. Noyan'a. Senin de Cihan İmparatorluğu'nun da canı cehenneme. Soysuz köpek. Artuğrul'un da, onun da kellesini obalarının girişine asacağım. Hayırdır Hayme? Artık Noyan'ın hesabını görme zamanı gelmiştir abi. Oğullarımı dinlemeniz için sizi çağırdım. Anamın dediği gibi, gün düşmanın ömrüne çökme günüdür. Bu nasıl olacak Ertuğrul? Dağdaki bir avuç eşkıyadan söz etmeyiz. Moğolların en yiğit savaşçılarının olduğu önce birlikten bahsederiz. İyice ölçüp pişmişsinizdir inşallah. Benim tanıdığım Ertuğrul Bey, başalpimiz Gündoğdu Bey'le istişare edip işin olurunu görmeden bizi buraya çağırmazdı Gümüştekin Bey. Noyan beni pusuya düşürmek için Kurt Boğazı'nda bekler. Bunu nereden öğrendin Ertuğrul Bey'im? Hain olarak bildiğiniz Abdurrahman Alp. Onu kafesli çadırdan kaçıran bendim. Ertuğrul, gün geçmiyor ki... Abdurrahman Alp'i kafesli çadırdan kaçırıp... Noyan itinin yanına yerleştirdim. Bin yıldır düşmanlarımızın bize yaptığını... ben de düşmanlarımıza yaptım. Abdurrahman... senin casusun muydu? Kardeşleri Abdurrahman'ın
idam edilmesi için seferber olurken, o kardeşleri için kendi canını feda etmekten çekinmedi. Lakin şimdi Abdurrahman Alp'in hayatı tehlikededir. Hayatını kaybetmeden biz de harekete geçelim deriz. Noyan, bana pusu kurmak için askerleriyle birlikte Kurt Boğazı'nda vadinin eteklerinde toplanacaklar. Biz de vadinin üst kısmına tepeden yaya olarak intikal edeceğiz. Onlar gelmemi beklerken biz yukarıdan saldıracağız. Nefes bile alamayacaklar. Noyan'ın yanında Tangut da olacaktır. O yüzden Tangut'la Noyan'a saldırırken en iyi alplerimizle saldırmak zorundayız. Alplerimle yanında olacağız. Ertuğrul Bey. Eyvallah Tutekin Bey. Noyan'ın karargahı kolay lokma değildir. Baş harfimiz Gündoğdu Bey'im ne der? Eğer beylerim de razıysa Anadolu'nun dağlarını onlara dar edelim derim. Şimdi Noyan'ın kardeşime pusu attığı yer burası. Her türlü melaneti üzerimize saldığı yer. Bu bölgede üç elzem birlikleri var. Biz alplerimizle birlikte dere yatağından sızıp birlikleri kıracağız. Sonra da bu dere yatağından da karargahın kalbine ineceğiz. Moğollar saldırmayı iyi bilirler. Lakin savunmaları zayıftır. Kazandıkları zaferlerden kibir gözlerini de kalplerini de öylesine kör etmiştir ki. Demem o ki, hiç beklemedikleri bir anda Noyan'ın karargahına girip saldırmayı başarırsak savaşmaya mecalleri kalmayacaktır. Korkut Bey'im de izin verirse bu sefere ben de gelmek isterim. Kazamız mübarek olsun. Eyvallah beyim. Bacağım malum Gümüştekin beyim. Gitmesen daha iyi olur. Bu soysuzlara bunca yiğitle çökerken pineklemek bize yakışmaz artık bey. Kızımı emanet ettiğim damadımın yanında şehit olmak benim için şereftir. Sağ olasın beyim. Şimdi burada konuşulanlar burada kalacaktır. Eğer bir hain daha çıkarsa bileceğiz ki o hain bu otağdandır. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. 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 Oh.
Ne görüyorsun Ulu Bilge? Söyle ne gördün? Senin üstünü uçacak. Sana musallat olacak. Farkın. Farkı ne? Söylesene. Ertuğrul. Ertuğrul Önder. Sana zafer yok mu yani?